Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüzde bir Valencia maçı var. Hemen Şampiyonlar Ligi'ne doğru ilerleyelim. İlk önce her zamanki gibi rapora bakacağız da şurada varmış zaten. 4-1 4-1 6 gol. 4-4 2 3 8. Ha, bilmem ki. Bence biz kendi oyunumuzu oynasak kazanırız gibime geliyor. Zaten 4-2-4 oynayamam. Pellegrini sakat. Zagallo gizli forvet olduğu için zaten hemen hemen 4-2-4 olması lazım ya. Gizli forvet dediğin zaten yarım forvet sayılır. Bakacağız. Oo, Juventus Manchester United. Yiyin birbirinize, ete para vermeyin. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Böyle gideceğim ya. ...4-1-2-3'le çıkmışlar. Lee aslında ofansif orta saha, onu sola çekmiş. Simone var. Bu fena çocuk değil ya. 3 yıldız diyor. Fena bir forvet değil. Bir de Andre Silva var. Ki ben bunu bedavaya alma imkanım vardı. O dönem Zeki Dangala Zeki Dangala yüzünden alamadım. Bak, kolaylıkla kazanmanız lazım. Söylenecek başka bir şey yok. Aslında Valencia da boş takım değil de. Şu ikisini tutsak yeter ya. Şöyle gidelim. Dos artı bir sakinleş diyelim. Valla zaman akıyor. Şunu şöyle yapacağım bir. Şöyle yapalım. Allah Allah. Bayağı kısır bir maç oldu ya. Bir tane atak olmadı, bir tane. Nasıl iş anlamadım. Neyse, çok önemli değil. Kendi evimizde hallederiz. 0-0'a razıyım. Da performansı beğenmedim. Şöyle devam edelim ikinci yarıya. İleri çıkın da boyunuzu posunuzu görelim. Aha. Hoca at gitsin ya. İşi gücü çirkeflik. Vallahi gitti. Geçmiş olsun. Biraz yüklenebilirim ya. Kaşınıyor muyum acaba? Vallahi topla tüfekle saldırıyorum, yine bir şey yok. Bunu yine hücum ağırlıklıya döneyim madem de. Zeki gel buraya. Asıl sol tarafa değişiklik lazım. Ayer gel ya, kurtarır.
Bir de şuraya dokuyu çıkartalım. Ben hayatımda hiç böyle bir maç görmedim. Bir tane matak olmaz ya. Ay hadi maşallah. Onu da yeriz şimdi tam olur. Kaptırır mı? İyi ya, 0-0 çok büyük problem değil. Kendi evimizde hallederiz. O konuda sıkıntım yok. 11 şut atmışız yine ya. 3'ü isabetli. Bir şey demeyeceğim. Ne haliniz varsa görün. Aha. Zito'ya bakayım. 69 dakika oynamış. İyi oynamamış. Yapacak bir şey yok. Devam. İlk maç Kayserispor'la kaç kaç bitti? Ona göre rotasyonu ayarlayayım. 1-1. O zaman şuraya rotasyonla çıkayım yeni Malatya'ya. Kayseri'ye de as takımla çıkayım. Kupayı da alalım. Devam. Martinez kalmaktan memnun. Tabii bu düşük performansta bunların da etkisi var. Şu mutsuz olanlar bir an önce düzelseler iyi olacak. Üst üste bir sabırlı bir dikin hücum. Peki. Ondan sonra bir de kanatlardan hücum eklemiş. İyi. Mart ayı da geldi. Oo, bu bölümde beyler gençler çıkabilir. Heyecan dorukta. İnşallah Mart ayında çıkıyordur. Ligden lige değişiyor galiba da. Mart'ın 10'u gibi hatırlıyorum. Bakalım. Geç bunu. Bundan sonra artık top class oyunculara yöneleceğim. Oo, Fenerbahçe berabere kaldı. Hadi bakalım. Bir fırça kayalım Martinez'e. Hemen bir fırça kayalım. Rolü dışında oynatıyormuş ya.
Ama gelişiyor, güzel. Uyarıyı verdim. Bir daha şey olursa geri çağırırım. Yedi maç, üç gol, bir asist. Güzel oynuyor canım. Ya sen zıplama lan. Soğuk algınlığı. Abi yine oyun ne yaptı etti, benim bütün rotasyonu bitirdi ya. Ben böyle bir şey görmedim. Durgun bir maç geçirdi diyor ama. Asisti var. Bu sefer de şeyi koymamış. Önemli anları gösteri koymamış. Yine de çalışkanlığıyla göz doldurdu diyor. Devam. Oo, Nail 4 tane atmış. Güzel. Dribbling 16 olmuş. Beyler fena patladı. Fizik var ya, efsane oldu, efsane. 15 hız, 16 hızlanma, 17 vücut sindeli, 16 çeviklik, 15 denge. Allah Allah, ne oldu bu çocuğa ya? Harbiden çok ilginç bir şeyler oluyor. Şimdi Memo'yu çıkartacağım. Yusuf'u çıkartacağım. Gökhan'ı çıkartacağım. Bir şey kalmadı zaten. Lafont neredesin? Güzel. Tamam, 12 puanı yaptık. Gayet iyi. ...58 maç ya. Hakikaten hayret bir şey ya. Güzel. Bu sene de rakipsiziz. Çok açık. Beşiktaş da puan. Dahil edemedi diyor. Yalnız Monaco'ya karşı oynamışlar. Yani. Zaten Monaco karşısında çıkıp bam 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 oynasa ben oynatacağım. Ole Gunnar gene kovuldu ya. Aha Maradona diyor. Geçen sene 4,5 yıldızlıktı da bu sene herhalde maksimum 4 olur. Van Maradona gelse çok güzel olur ya Antalya Spor'a.
Tövbeler olsun ya, bugünleri de mi görecektik? Fena değilmiş ya. 13-13. Zihinsel de çok kötü değil ama. Güç 18, hız 16 diyor. Denge 17. Biz bunu yine listeye ekleyelim de. Devam. Nail hakikaten fena coştu ya. Çok merak ediyorum bu işin sonu nereye gidecek. Şu iki maçı az takım oynar. Şuraya yalnız bir dinlenme koymam lazım. Şu ikisini yer değiştireceğim. Rakip analizinde aslında kaldırsam olur da. Lig maçı yine dursun. Şimdi şuraya ne koyabilirim? Duran top organizasyonu falan yeterince çalışmıyorlar. Biraz onu koyayım. Bir rejenerasyon koyalım. Dinlenme koyalım. Tamam. Evet, Martin de kalmaya karar verdi. Bunlar Valencia maçını satmış ya, çok belli. Ben de diyorum takım nasıl bu kadar kötü? Şuraya Nail'i koyayım da insanlar bir forvet görsün. Haydi bakalım. Ver galibiyeti. Çok net. Hemen Zagallı'nın golüne bir bakacağım. Maçın yıldızı olmuş. Güzel. Martin taç atışını kullandı. Doku. Tekrar Martin'de top. Açtı ortasını. Tosart. Doku. Hüsam. Odrizola. Oo. Çok güzel tek top yapmış. Düzgün teknik ister. Yani onu tek topla dokunarak gol atmak her zaman o kadar kolay değil. Güzel. Şimdi Osmanlıspor kaç maç var? Tamam. Antalya ve Osmanlı'yı da yaptık mıydı? Valencia maçındayız.
Antalya'yı as takımla çıkarız. Osmanlı'yı yedekle çıkarız. Aslanım yürü be. Kim tutar seni? ...19 maçta 21 gol. Geç. Yok ya. İçimiz dışımız geleceğin yıldızı santrfor. Bak bu da santrfor da... ...bunun biraz daha oluru var. 20 yaşında. Fiziğimiz iyi, fena değilmiş bunun. Geç. Bu da mı forvet? Ya birader oyun forvetten geçilmiyor. Bu nedir ya? Kanat oyuncusu. Yok ya. Bak şimdi de 4 yıldız net diyor o sana. Ne bileyim. Profil beni çok cezmedi açık konuşmak gerekirse. Türkiye Kupası kim alır? Beşiktaş biraz daha önde gibi. Oo, Fenerbahçe çevirdi. Hadi bakalım. Devam. Şuraya da bir sosyal faaliyet bir şey koyayım ya. 6 milyon zarardayız. Yapacak bir şey yok. Zararlara artık alışacağız. Bir de şu kalecilikle ilgili çok az şey oluyor. Birebirlerini bir geliştirsin ya. Devam. Çıkar. Trabzon Rize. Trabzon alır. Karadeniz derbisi. Bakalım Valencia maçına kadar gençler gelecek mi? Vasatın altında diyor.
2-3 maçtır iyi değil ama en azından gelişmeye devam ediyor. Aha çıktı. Haydi Bismillah. Niyet ettim Allah rızası için 5 yıldızlık oyuncuya. Ya birader, şu bari 4 yıldız net olsaydı diyecektim. O teknik neymiş öyle ya? Bitiricilik 16, dribling 16, ilk kontrol 16, teknik 16. Uğurcan. İyi ki almamışım, görüyor musunuz o Trabzonspor'daki çocuğu? Bir tek gücü zayıf. Boyu da 1,68 ama hızı hızlanması yüksek olsa otoban faresi gibi kaçar giderdi. Bundan bir cacık olmaz. Geri kalanını çıkar. Vallahi bilmiyorum ya. Sonunda bir şeyler çıktı da yaptığımız yatırıma değer mi Allah biliyor yani. Ha şu şeye bakacağım ya, antrenman. Şurayı bir ayarlayayım da bak. Şimdi istediğim gibi çıkmamasının sebebi muhtemelen şu. Ha şöyle. Hepsine karmış katmış 2,5 yıldız 2,5 yıldız. Allah Allah. Savunma tekniği bizim kim giriyordu ya? Javi Martinez giriyordu. Tamam, hücum taktiği kim giriyordu? Villa Boas mı giriyordu? Aynen. Bu da hücum tekniğe giriyordu sanırım. Bu niye 3 oldu? Bir yerde bir hatlar iyice karıştı ama. Şu olabilir ha. Şunu şuraya koyuyordum. Tamam. Yalnız topa sahip olma taktik bir tane var gözüküyor. Teknik de bir tane. Tamam, onların hepsi zaten 19 yaş altına girmiyor demek ki. Şunu da ayarladım. Artık bir dahaki sezon patlama yaparsa yapar ya. Şunu her zaman açamıyoruz ya. Bunun bir faydası var mı bilmiyorum. Ne kadar faydası var ya da. Devam. Yalnız Nail'i unutturdu ya. Bu nasıl bir şeyse artık. Ayda.
Forvet de gitti, kaleci de gitti. Güzel. Oo, Başak City kazandı. Bir dahaki sardan patlama bekliyorum. Aha 1-0. 12. 15 puan yapabiliriz var ya. Büyük fırsat. Pelegri döndü mü acaba? Valla Nail tam göz bebeğim olacaktın ki altyapıdan öyle bir oyuncu çıktı. Senin yani artık aklımıza bile gelmez adın. Nasıl yapayım? Memo gel ya. Forvet'e de. Nail'in zamanı geldi mi? Dur ya. Nerede bizim çılgın? Hemen 19 yaş altından çıkartıp koyayım. Pellegrini iyileşti galiba ya. Zaten maç kondisyonuna ihtiyacı var. Onu oynatayım. Bekleri artık çıkartıyorum. Bu çocuk iyi bek, bu dursun. Türk bekleri çıkartacağım. Şunları çıkart artık. Bu neymiş? Bu da mı forvet? Stoper bu galiba. Bekmiş. Ortası olsa. Yavrum benim. 1-1-2026. 75 dakika diyor. Oynasın ya. Nail'i de şuraya koyayım da. İnşallah kaza bela çıkmaz. Aslanım benim be. Ayı bu anlık bunu gerektirir çünkü. Görüyor musun? 75 dakikada çıktı, çatır çatır attı geldi. 59 oldu, 59. 15 puan oldu. Hadi bakalım. Nisan gibi şampiyon oluruz herhalde. Uğurcan'ın bıyık da yakıyor yalnız. Rotasyon komple sakat, haberiniz olsun. Rotasyon komple sakat. Takım yavaş yavaş dökülmeye başladı ama. Gerçi normalde asıl bu zamanlarda kendine gelmesi lazım. Devam. Yalnız bence bu Uğurcan Galatasaray altyapısı için henüz bir başlangıç. Genç oyuncu adaylarından antrenör ayarlamasında yaptım ya. Oo. Leipzig'in elemesine şaşırmadım zaten. Leipzig hayvan gibi para harcadı da. Real Madrid sürpriz oldu ya. Beyler Milan geri mi dönüyor yoksa? Milan geri dönüyor gibi. Vaziyet alın. Milan geri dönerse Milan'ı durdurmak da zor. İnşallah Arsenal'la karşılaşırlar da. Haydi bakalım.
Uğurcan, seni hemen az kadroyu çıkartıyorum. Bu sezon yarı dönemlik bir 19 yaş altı yapsın. Nail'i artık kiralayamayız. O 21 yaş altında oynuyor. 19 yaş altında oynasın. Ne çalıştırayım ben sana koçum? Hücum organizasyonu çalıştırayım. Üçüncü bölge. Aynen. Normal diyelim. Hemen şunu bir ayarlayacağım. Tamam. Devam. Stoper. Top kapması çok zayıf ya. Yoksa var ya, hiç fena değil. 17 yaşında. Alayım, kenara atayım mı? Dur, bunu acele etmeyeyim, size sorayım. Şu bu oyuncu hakkında yorum bekliyorum sizden. Bana fena gözükmedi. Soğukkanlığı biraz düşük. 14-15 daha şey yani. 17 yaşında. Manchester City eledi, Liverpool eledi. Burada sürpriz yok. Evet, genç oyuncu adayları değerlendirildi. Şimdi Valencia maçına kadar gelirim. Ondan sonra bir de hem Türkiye'de hem Avrupa'da neler çıkmış onlara bir bakarım. Dünya önce, sonra Türkleri Avrupa ve Türkiye diye ayırırız. Öyle o işi hallederiz. Allah Allah. İptal diyelim. Uğurcan'a bir daha bakacağım ya. Oo. Bir gol, bir asist. Aslanım benim. Vizyonu biraz gelişiyor. Daha 15 yaşında beyler, 16 bile değil. Ben size söyleyeyim mi, bu Uğurcan bambaşka bir şey olabilir. Haberiniz olsun. Şu an ilk 19 yaş altı maçını büyük bir merakla bekliyorum. Ne zaman? Güzel, daha bir sürü maç var. Onundan. Devam. Leandro oynasın. İkisi de yok. Ryan 94'te Ryan dursun. Olcay gel. Bunu çıkartayım. Hakan gel. Aa, sağ tarafa da yedek yok ya. Allah sizi inandırsın. Gel Nail. Çok gel günahların.
Ya aslanım benim ya. Şu gole bir bakmam lazım. Maçın adamı olmuş adamı. Seneye ben bunu bir kiralık göndereyim. Zeki, Hakan, Olcay, Tek Top, Nail'e. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Sıra Çağatay'da. Durmuyor, durmuyor. Nasıl bir patlama yaşadı, hiçbirimiz bilmiyoruz. Atmış oldu ya. Dile kolay. Kaleye tank koysak yine bir şekilde gol atılması lazım yani. Atmış öyle bir süre. Oo, ne yaptın yine ya? Karar alma 17 olmuş. Ön sezi 19 olmuş. Topsuz alan 16. Kulüpte çok değişik şeyler oluyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Genel olarak bir takımda bir coşma var. Herhalde Galatasaray'ın asıl yükselişi daha yeni başlıyor. Bakalım seneye neler çıkacak. Ön sezon 19 çok iyi oldu ya. Dur bir şu şeylere bir bakayım da 16 yaşlara. Bu maçı hiç başlayamadı desek yeridir. Yaptığı hatadan sonra bir daha toparlayamadı. Nasip ya. Bu yüzden zaten kiralık gönderiyoruz ya. Hatalarını düzeltsin diye. Oha, 15 milyon euro diyor. Allah Allah. Şimdi burada 15 milyon euroluk ne var? Biz mi görmedik? Gözlemlesin bakalım. Vardır. Pahalıdır vardır bir hikmeti. Ucuzdur vardır bir illeti yani. Bilmiyorum. Aha defans sağ diyor. 10-10. Top kapması 14. Bakayım. Oğlum ne ara çıkarttın da kiraladın ya? Önce geçen sezondandır. Geç. Var mı şöyle çılgın bir şey? Hep forvet yine. Bir tane kanat var. Geç. Şu Dinamo ya forvet yine. Bilmiyorum baksam mı? Hadi bir bakayım da. Ha imza attır filan diyor. Başka şunlara imza attırabiliyor muyuz? Yok. Önceden 16 yaşlara direkt imza attırabiliyordun. Bu sonra değişti galiba. Top kapma 13, markaj 12, kafa 7. Defansif orta saha. Merkez orta saha.
Biraz pası olsa var ya hiç fena olmaz aslında. Oo. Bunun da yine biraz top kapması düşük ama. Şuna bir bakacağım. Merkez orta saha diyor çünkü. Ama bunun da markajı da yok, top kapması da yok. Rol olarak doğru ama. Şöyle bakacağım. Şeye gel, genç girişine bir bakayım. Ah, şöyle bir bakayım. Orta saha merkez. Şunu zaten şey yapmıştık. Gözlemci göndermiştik. Bunlara tek tek bakmanın fazla mantıklı yanı yok. Sonuçta biz bunlara tek tek takımlara girip baksak da aynısı olacak. O zaman belki de mevki mevki yaratmak lazım ya, neye ihtiyacımız varsa. Yine bir bakarız da. Zaten İngiltere'deki oyuncular alması en zor olanlar.
Serbest kalma filan da yok ya. Deli gibi para istiyorlar. Biz o zaman şunu hemen şeye çevirelim. Yere çevirelim. Bir daha bakayım. Yani. Sosa ismini Atletik Bilbao'dan hatırlıyorsunuz. Geçen sene miydi o, bu sene miydi? Geçen seneki kariyerdeydi o. 2018. Fena değilmiş. Bundan merkez orta saha olur mu? Bunu bir gözlemleyeyim. Biricik çıkar mı? Sanmam. Geç. Hasan'ı çıkart artık. Bayağı stoper vardı. Bunların hepsi beş para etmez ya. Denizda. Yani asıl mevkisi de değil ama hadi yine bir bakayım. Fena değil gibi ama forvet ihtiyacımız yok artık. Valla ne varsa yine Galatasaray altyapısında var. Geç. 7.000 liraya kadar düştü de.
Şuna bir kez daha bakacağım ya. Onu geldi mi onu? Bakalım yarın neler yapacak. Haydi Göztepe, kalbimiz seninle. Evet, UEFA garantilendi. Artık bir iki maç sonra Şampiyonlar Ligi garantilenir. Ondan sonra da şampiyonluk gelir. Herhalde çeyrek finale kadar şampiyonluk gelecek gibi gözüküyor. Bak görüyor musun? Boş geçmedi. Sonunda 19 yaş altını takip etmek için bir sebebimiz var. Abdülkadir. Verdi pasını. Ooo, Mevlüt'ün dönüşü kes. Ya abi 19 yaş altı da yani. Uğurcan. Güzel top. Birebir kaldı. Köşeye çok güzel bıraktı. Aslanım benim. 15 yaşında. 2,4 milyon. Evet. 15 yaşında 2,4. Bu çocuktan bir şeyler olacak belli ki. İlk dakikasını. Aha ikinci gol. İkinci maçını at oynamış. İki maçta iki gol diyor ya. Aslanım benim. Dur. Hayır, 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 hayır. Antrenmanları ayarlayacaktım. Şuraya bir maç taktiği diyelim. Tamam. Bir tane daha çıksa çok güzel olacaktı ya. Vallahi bu sene de olmazsa umudumu keseceğim demiştim. Bu sene oldu. Nail de golünü attı. Bu bitiricilik 14 olur herhalde. Çıkar. Çıkar. Yaz hakikaten son 2 senedir. Geçen sene çok yoktu herhalde de. Bu sene acayip forvet çıkıyor ya. Öyle böyle değil. Bir yazılım olarak bir sıkıntı var yani. Bu kadar çok forvet bilmiyorum. Basın toplantısını geç. Nail haftanın takımına girmeyi başardı bile. Ahmet'in gitmesi iyi oldu ya. Hayırlısı oldu. Artık oraya Nail'i kullanırız. Evet. Hemen şöyle as takımı bir yerleştirelim. Kadro bu. Herkes hazır gibi gözüküyor. Güzel. Tosart'ın bir sarı kart durumu var. Herhalde bu maçta sarı görür. Çeyrek finalin ilk maçında oynamaz. Ayar var, sıkıntı yok.
Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.